Herkese merhaba, ben Volkan Severcan. Sanat Terimleri programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sanat terimlerinin bugünkü konusu sürrealizm. Hiç vakit kaybetmeden sizleri büyüleyici bir sanat dönemi olan sürrealizme götüreceğiz. Sürrealizm, 20. yüzyılın başlarında André Breton tarafından öncülük edilen bir sanat, edebiyat ve düşünce akımıdır. ...1920'lerin ortalarında Fransa'da ortaya çıkan bu akım, daha önceki Dadaizm hareketinden etkilenerek doğmuştur. Sürrealizm, gerçeküstü düşünceleri ve rüyaları ön plana çıkaran, bilinçaltını keşfetmeyi amaçlayan bir sanat akımıdır. Sürrealistler, gerçeklikle bağlantısız rastgele imgeler, semboller ve otomatik yazılar kullanarak akıl dışı ve rüya gibi dünyalar yaratırlar. Bu sanat akımının temel özelliği, bilinç dışının ve rasyoneliteye meydan okuyan bir düşünce şekliyle gerçekliğin sınırlarını genişletmekti. Sürrealizm, gerçekliği sorgulayarak yerleşik normlar ve beklentilerle başa çıkmayı amaçladı. Sürrealistler, resim, heykel ve edebiyat alanlarında etkili olmuşlardır. Sürrealizm, resimde gerçeklikten uzaklaşarak tuval üzerinde fantastik ve rüya benzeri dünyalar yaratmayı hedefledi. Sürrealistler, rastgele nesnelerin ve sembollerin bir arada olduğu sürreal kompozisyonlar oluşturdular. Heykelde ise gerçeklikle bağlantısız, fantastik ve dış dünya ile ilgili algıları keşfeden heykeller yapıldı. Bu heykeller rüyaların ve bilinçaltının imgelerini taşıyordu. Sürrealistler aynı zamanda edebiyatta da önemli bir etki yarattı. Akımın önde gelen ismi André Breton, Sürrealizm Manifestosu adlı eseriyle akımın hedeflerini ve düşünsel yaklaşımını ortaya koydu. Sürrealist edebiyat, şaşırtıcı ve mantıksız bağlantıları sergileyen otomatik yazılar ve rüya benzeri metinlerden oluşan eserlere odaklandı. Bu eserlerde gerçeklikle rasyonellik arasında boşluklar ve çelişkiler bulunur. Salvador Dali'nin Göklerin Birincisi adlı eseri, sürrealizmin önemli temsilcilerinden biri olan Dali'nin hayal gücünün ve gerçeküstü yaklaşımının bir yansımasıdır. Bu eser, gökyüzünde süzülen atlı bir figürün bulunduğu sahneyi tasvir eder. Sürrealizmin özgürlüğü ve rüya dünyası bu eserde somutlaşır. Sürrealizm akımının özelliklerini yansıtan bir başka eserse Paul Klee'nin Balık Etrafında adlı eseridir. Soyut bir görsel dil kullanılan bu eserde şekiller ve renklerin etkileyici bir kombinasyonu kullanılmıştır. Hayal dünyasına ait şekiller ve semboller kompozisyonu oluşturan çizgilerle birleşir ve gerçekliğin ötesine geçerek gerçeküstü bir atmosfer yaratır. Sürrealizm akımı ile ilişkili eserlerden bir diğeri Max Ernst'ün Ev Meleği ya da Sürrealizmin Zaferi adlı eseridir. Bu eser hayal gücünün özgürlüğünü vurgulayan sürrealizmin en belirgin özelliklerini taşır. Düşsel ve gerçeküstü mekanlarda mistik bir atmosfer yaratılırken tuhaf nesnelerin ve sembollerin birleşimiyle gerçeklikten kopuk bir dünya tasvir edilir. Eileen Agar'ın Balık Sirki adlı eseri, sürrealistlerin nesneleri farklı bağlamlarda yeniden düşündüğü bir örnektir. Agar, balıkları bir sirk atmosferinde tasvir eder. Bu da sürrealizmin rüya ve gerçeküstü dünyasını yansıtır. Joan Miró'nun Arlekin'in Karnavalı adlı eseri, sürrealizm akımının bir diğer örneğini sunar. Renkli ve fantastik bir dünya olarak tasvir edilen eser, soyut hatlar ve geometrik şekillerle oluşturulmuş kompozisyonlarıyla izleyiciyi büyüler. Rüya gibi bir atmosferde geçen bu eser, masalsı sahnelerle doludur ve izleyiciye sürreal bir deneyim yaşatır. Paul Delvaux'un İskeletin Kabuğu adlı eseri, sürrealizmin gizemli ve tehditkar atmosferini yansıtır.
İskelet figürleri gerçeküstü bir dünya içinde soyutlandırılmış gibidir. Delvaux, sürrealizmin karanlık ve mistik yönünü vurgular. Sıradaki görselimiz Man Ray'in Shakespeare denklemi 12. Gece adlı eserine aittir. Bu eser, sürrealizmin rastlantıya ve tesadüfe dayalı yöntemlerini kullanır. Farklı nesnelerin bir araya geldiği bu kompozisyon, akıl dışı bir dünya inşa eder ve izleyiciye yaratıcılığın sınırsızlığını hatırlatır. René Magritte'in Beyaz Irk adlı eseri sıra dışı bir yaklaşımla gerçeklikle oynar. Olağan nesnelerin sıra dışı bir biçimde yeniden sunulduğu kompozisyon, rüya ve gerçeklik arasında ince çizgiyi sorgular. Salvador Dali'nin Zamanın Dansı 1 adlı eseri, sürrealizmin zamana ve geçiciliğe olan ilgisini yansıtır. Dali, eriyen saatler ve distorsiyonla gerçeküstü bir zaman algısı oluşturur. Bu sürrealizmin zamanın doğasına dair felsefi yönünü vurgular. André Breton'un Nadia adlı eseri sürrealizmin yazılı metinlerindeki etkisini gösterir. Breton, otobiyografik bir hikaye aracılığıyla rüya ve gerçeklik arasındaki sınırları sorgular. Bu eser sürrealizmin yazınsal ve düşünsel yönünü vurgular. Sürrealizm akımı, gerçeklikten uzaklaşan ve bilinçaltını keşfeden önemli bir sanat hareketidir. Sürrealistler, gerçeküstü kompozisyonlar ve fantastik imgelerle resim, heykel ve mimaride yeni ifade biçimleri aradılar. Aynı zamanda edebiyatta sürreal metinlerin ve otomatik yazıların önünü açtılar. Sürrealizm, günümüzde hala sanat ve edebiyat dünyasında etkisini sürdüren önemli bir akımdır. Bu büyülü yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.